dış yolcu alamaz mıyız buradan? Vallahi alırsın bilmiyorum abi, çek bir kenara alırsın. Ya bana tanımayan müşteri lazım arkadaş ya. Rol yaptığımız yok. Rol olur mu? İşte hafta sonu ek iş yapıyoruz. Meclis Taksi bu hafta bambaşka bir adresten yola çıkıyor. Konuğumuz yine deneyimli bir siyasetçi. 2002 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Türkiye'nin en genç milletvekili olarak geldi. Bugün ise kabinenin en genç bakanı. Gençlik de spor da ona emanet. Biz de bu hafta direksiyonu kendisine emanet edeceğiz. Sürücümüz Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç. Ankara sokaklarında müşteri arayacak, birbirinden güzel sohbetler yapacak. Günaydın. Hoş bulduk. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Tabii sizi bindirmeden önce bir iki sorumuz olacak efendim. Öyle mi? Evet. Taksiyi çok kullanır mısınız? Çok biner misiniz taksiye? Ona pek fırsat olmuyordu taksiye galiba. Taksiye yakın zamanlarda binmedim. Esasında hep düşündük. Birkaç kez sivil olarak Ankara'da, Kızılay'da, Çankaya'da, değişik yerlerde, belki Keçiören'de, Etlik'te, Sincan'da bir yerlerde taksiye binelim. Taksi şoförleriyle berberler. Toplumundan bunu tutmak için çok önemli. Siyasetin can damarının attığı yerler. Taksiye verecek param var demek ya. Veririz abi ya, Allah'ımıza şükürler olsun, paramız var yani. Taksi beklemiyor muydun yoksa? Yok ya, otobüs bekliyordum, gelecekti işte. Gelecekti. Atladın taksiye ama. Olsun şimdi, neyse ücretini buna veririz ya. Ne iş yapıyorsunuz burada abi? He? Taksi şoförü müsünüz yoksa? Taksiciyim. Bu kameralar, cihazlar falan. İşte güvenli sürüş. Modern taksiciyim. Hangi takımı tutuyorsun? Abi biz Trabzonluyuz. Bu soruyu sormam bile suçtu bence yani. Niye Trabzon'da başka takım tutan yok mu? Yok abi, öyle bir şey yok ya. Hiç mi olmaz? Bizde olmaz. Şimdi Kızılay'a gidiyoruz öyle mi? Evet abicim. Tamam. Ne oldu sizin kupa meselesi? Abi kupa meselesi, stat dışarının artık bu konu üzerinde fazla yoğunluk vermemesi lazım. Artık yani onlara geçmesi lazım. İşte ne bileyim, doğru düzgün bir forvet alıp takımı tekrardan devam ettirmesi lazım. Sadece senenin artık bir şeylere son vermesi lazım ama adam hala işi sürüklemeye çalışıyor. Bakalım ne olacak işte. Trabzonspor çok futbolcu sattı son senelerde. Evet abi, son 3 seneden beri müthiş futbolcular sattı. Ki sattığı bütün futbolcular gittikleri takımı şampiyon etti. Trabzonspor'un sattığı futbolcular ama. Üstüne basarak söylüyorum. Yani böyle Trabzonspor gerçekten çok güzel futbolcular yetiştirdi ama Trabzon'da başarı gösteremediler. Niye gösteremediler? Yani Trabzon'da hakemlerden dolayı böyle camiada, başkan da, hoca da, her şey hocalarda bitiyor ama olmadı. Bunu olmuyor abi. Nasip değilmiş demek ki. 96'da kaçan tek golle şampiyonluktan sonra bizde bir uğursuzluk mu diyeyim, neyse onu. Fenerbahçe maçını diyorsun. Evet abi. O maçta berabere de bitse Trabzon şampiyon alıyordu. Ya tek gol ya, bir gol atsak ya. Veya yemese. Veya yemese dediğin gibi ama işte. Sen geçen... o zaman kaç yaşındaydın? Abi ben o zaman 5 yaşındaydım işte. Hatırlıyor musun da konuşuyorsun? Yok, hatırlamıyorum da insanların sürekli büyükler hala diyorsun. Hala o muhabbeti konuşuyorlar abi. Kaç sene geçmiş? Hemen hemen 15 sene geçmiş. Hala o konu konuşuluyor Trabzon'da. Biz de Samsun Spor'luyuz görüyorsun. Doğrudur abi. Samsun'da bizden daha önemli değil ya. Trabzon'a tavsiyen forvet ve orta saha almaları mı? Kesinlikle. Yani Korman Zokora... Kale çok sağlam ama Trabzon'da. Trabzon'daki kaleleri şu anda istiyor. Tolgay da istiyorlar.
Onur'u da. Onur'u Galatasaray istiyor ama Onur gerçekten Galatasaray'a giderse hani ne bileyim ya, bu Trabzon'daki futbolcular demek ki Galatasaray için oynuyorlar yani. Bence Onur'un futbol hayatına Trabzon'da devam etmesi lazım. Trabzon'da böyle bir iki sene daha, bence iki sene daha devam edip hayatını kurtarmak istiyorsa, para kazanmak için bu futbolu oynuyorsa, her şey yurt dışına gidecekse. Tabii canım, yurt dışına gidecekse gitsin abi ama her şey... Ya kaçıncı sezon oldu Onur'un Trabzon'da? Trabzon'da çok bütünleşti Onur. Başka takımda oynamadı ki zaten, doğru düzgün abi. Trabzon'a hükümet yeni stadyum yapıyor. İşte abi 2014'te büyükşehir oldu şu anda bu sene Trabzon. 2014'te lig maçları o stadda yapılacak. İşte Arena'dan daha büyük bir stad yapılıyor Trabzon'a. Abi sadece yapılacağı alanı gör. Gerçekten Tayyip Erdoğan o stadı yaparsa, Tayyip Erdoğan bir 10 sene daha başbakanlık yapsın, 10 sene daha Trabzon'dan oyunu alır yani. Çok şahane bir projesi var. Gençlik ve Spor Bakanlığı çizdirmiş projeyi. Mükemmel bir proje abi. Trabzon zaten şehir olarak şu anda tek konuştuğu şey o. Stad. Abi Trabzon'u bilmiyorum, az çok bilirsin belki de. Futboldan başka bir şey yok ki Trabzon'da. Maçları izliyoruz. 70 yaşında bir tane nene. Baktığım statta. O koca karı. Eskişehir maçında. Avni Ançer'de Eskişehir maçında. Gelmiş adam maç izliyor. Fanatik ya o teyzem. Vallahi billahi abi ya. Ben onu gördüm Trabzon'da. Aha. Sen gördün mü onu hiç? Yok, ben hiç görmedim abi yakından. Açık konuşayım yani. Hem de o kadar da maça giderim yani. Beni gördün mü yakından? Trabzon'da hiç karşılaştık mı seninle? Bilmiyorum ki abi ya. He? Vallahi abi. Trabzon'da ben berberlik yapıyorum abi. Nerede berberlik yapıyorsun? Biliyor musun Trabzon abi? Trabzon'u bilirim. Tanjant yolundan... Hof tarafını daha iyi bilirim de merkezde bilirim. Merkezde. Tanjant yolundan Tabakhane Köprüsü'ne inen bir yokuş var. Tamam. Televizyonlar çekiyor mu orada? Çekiyor abi. Televizyon izliyor musun orada? Evet. Haberler moberler izliyor musun hiç öyle şeyler? İzliyorum abi. Siyaset, hükümet. İzlerim abi ya. Ama hiç çıkartamadım sizi abi, açık konuşayım. Canın sağ olsun. Siz kimsiniz abi, isim neydi? Ne, isim ne olacak işte, taksi şoförlüğü yapıyoruz. İsmim ya Suat. İsmim Suat, soyadım Kılıç. Suat Kılıç. Taksi şoförüyüm. Vallahi abi, kusura bakma ya. Gerçekten tanıyamadım sizi. Sen Ankara'da kaç tane taksici tanıyorsun da beni tanıyacaksın? Yani ama Trabzon'da karşılaştık diye sordun ya yani. İşte Trabzon'a çok geldim böyle taksiyle, müşteri falan getirdiğimiz oldu. Allah Allah. Ama Suat Kılıç diye bir tanıdığım var galiba. Suat Kılıç dikkatini çekti. Suat Kılıç. Nasıl? Şifreli konuştuklar. Şifreli konuştuğum yok, doğru konuşuyorum işte. Bu camiyi görmüş müydün? Evet abi, bu cami. Geçen hafta buradan geçerken görmüştüm. Çok güzel bir cami oldu. Geçen gün gazetede okudum. Suat Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı, Trabzon'un şeyini bir an önce yapacağız diyor. Stadyumun ihalesini. Yeni yılın ilk 3 ayında yaparız diye açıklamasını okudum. Sen okudun mu açıklamayı? Yok abi, ben okumadım. Trabzon'un yüz karası oldu. Trabzon'a sokmayacaklar seni. Siz Trabzon'da ne iş yapıyorsunuz abi? Trabzon'da... Daha demediğimiz bir şey kalmadı. Hala silik ve son düşmedi. Gençlik ve Spor Bakanı mısınız abi biz orada? Orada değil, burada. Burada. Trabzon'u mu temsil ediyorsunuz peki? Yok, Trabzon'u değil, bütün Türkiye'yi temsil ediyorum. Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Suat Kılıç. Kaç doğumlusun? Abi ben 92 doğumluyum. 92? Evet abi. Sen hiç memleket meseleleriyle ilgilenmemişsin ya. Abi ben ne bileyim ya, benim işim olmadı. İsmin neydi? Bakarım işime. Emre abi benim ismim. Emre? Evet. Emre, hiç televizyonlara bakmadın mı? Abi bakıyorum da ne bileyim, hiç ilgimi çekmemiştir demek ki. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Ankara'da bir taksi şoförü olarak
rol yaptığını düşünemedim ya. Rol yaptığımız yok. Rol olur mu? İşte hafta sonu ek iş yapıyoruz. Sağ olasın. İnanmadın değil mi? Trabzon Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Neydi? Orhan Fevzi? Tabi sen Trabzon'daki belediye başkanını tanımıyorsun da beni mi tanıyacaksın? Neydi ya? Gümrükçioğlu. Neydi? İsmi neydi abi onun? Orhan Fevzi Gümrükçioğlu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Trabzon valisini tanıyor musun? O da neydi? Nereden tanıyacağım valiyi? Kızılcık'tı de. Neydi Kızılcık ama? Bir şey Kızılcık'tı ama tam hatırlamıyorum. İşim var benim valiyle, valiyiz ki benimle valiyle. Valiyle işin yok, belediye ya. Başkanıyla işin yok tabi. Trabzonspor taraftarının spor bakanıyla işi olmaz mı? Doğru diyorsun abi ya, o konuda gerçekten hata yaptım. Ondan sonra diyorsun kupa eriyordu. Kupa gitti ya, kupayla. Ne diyorsun, o kupayı boş ver, önümüzdeki sezonlara mı bak diyorsun arkadaşlarına? Başkanımıza buradan sesleniyoruz. Ama Trabzon'da çok büyük bir futbol geleneği var. Kesinlikle. Trabzon bir futbol şehri. Futbol şehri. Bak sen şurada arabanın içinde yarım saattir benle geziyorsun. Taksiyi de bedavaya getirdin. Tanımıyorsun, millet arabalardan el sallıyor. Emre. Allah Allah. Emre, senin askerliğini uzatayım da gör gününü. Beşir olacağız abi yakında. Senin askerliğini uzatayım da Emre, gör gününü. Olsun abi ya, canın sağ olsun. Bir yeday yaparız, bir yeday daha. Şafak kaç? Bak 230, bitmez. 100 de ben koydum, 330. Olsun abi, hiç önemli değil. Ama Trabzon'da şimdi 40 bin kişilik stadın inşaatına başlıyoruz. Hayırlısı olsun abi. Sen ya. Fanatik Trabzonsporlusun. Stadyuma başlayacak bakanı tanımıyorsun. O nasıl iş, ben onu anlamadım. Gerçekten o konularda abi hiç araştırmıyorum Trabzonspor'u. Yani kim yapıyor, nasıl yapıyor. Biz yapasın da gidelim maçlara diyor. Nihayetinde diyorsun memlekette iyi bir iş yapılıyorsa AK Parti hükümeti yapıyordur. Ya açıkçası Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon şehri olarak Trabzon'a büyük bence faydası var yani Trabzon şehrine. Bu stadın yapılışında da emeği olan. Sadece stat mı? Trabzon'daki hastane. Yani, Trabzon'daki o sahil yolu. Trabzon'daki kentsel dönüşüm. Tabii ki. Bütün o projeler hepsi başbakanımızın eserleri, projeleri. Sadece Trabzon için de değil. Gel Samsun'a öyle. Git Diyarbakır'a öyle. Doğru git Van'a, Erzurum'a. Aynısı. Antalya'da aynısı. İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da aynısı. Allah imkan verdi. Memleketin her tarafı için elhamdülillah çok güzel hizmetler yapıyoruz. Gerçekten, çok güzel hizmetler gerçekten yapıyoruz. Gerçekten öyle abi ya. Demek öyle ha? Evet abi. Annem baban geldi mi seni ziyarete? Amcam yengem geldi abi bundan ilk bir ay önce falan işte. Annem babam gelmedi. Kaç kardeşsiniz? 4 kardeşiz abi biz. Bak, taksici abiler. Ne var ne yok, iyi misin? Sağ ol hocam, siz nasılsınız? İyi gayet. Müşteri arıyoruz. Öyle mi? Nereye gidiyor arkadaş? Uzaktan mı aldın, iyi para bıraktı mı? Hadi kolay gelsin. Seni indirelim böyle. Olsun abi. Açalım kapıyı. Dur. Biliyorum abi. Kolay gelsin. Abi teşekkür ederim. Gel şöyle şu tarafa gel de bir fotoğrafımızı alsınlar. Ne yapıyorsun kardeş, iyi misin? Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hayırdır, bekler. Teşekkür ederiz. Gel delikanlı, gel Emre şöyle. Kendi telefonun var mı? Var abi. Ver bakayım, sana da çeksin. Şu anda üstünde yok. Öyle mi? Şöyle yasak olduğu için. He, tamam. Hadi bakalım. Hayırlı tezkereler.